Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan kündelikteki haberlerine huzurla sunuşturuşumuz. Kanalımızda dikkatler ekranımızı bozsun. Xitay Şarkı Türkistan'daki kömür içiş kademini tizletmekte. Atalmış Şinjan gazetinin haberde bildirilişçe Xitay Şarkı Türkistan'daki 6 orunga kömür içiş bazısı kuruluşturunu yolu koyup, kömür baylıqını bulan talan kılıçını tizletken. Haberde aşkarlanışçe Xitay Energiya İdaresi yakında umumi uxturuş ilan kılıp, Şarkı Türkistan'da 6 kömür içiş bazısı kuruluşu türüge meblağ selişini pilallıgan. Umumi selinma cemi 7 milyar 998 milyon yuan bulup, yıllık kuruluş gölümü cemi 15 milyon 300 milyon tonluğu yitidikken. Bildirilişçe bu 6 çoğun tür ayrım ayrım halda Sanji Beyanhı Kan rayonunun Tianye kömür kan türü, Koçdolgay Kan rayonu küçük tipteki kömür kanlarını biriktiriş rayonundaki Altay Şintay kançılıkının 5. numarlık kömür kan türü, Çıktım Kan rayonu baylıkını biriktiriş rayonunun 2. numarlık kuduk biriktiriş türü, Şarkı Cungar Şihışen Kan rayonundaki baylıkını biriktiriş rayonu Şimali Tağ üstü uçuk kömürkeninin 1. kararlı kuruluş türü. Gülcü Kan rayonundaki Şimali rayon 7. numarlık kan kudukının 1. kararlı kuruluş türü. Gülcü Kan rayonu baylıkını biriktiriş rayonundaki Yitay Eli Kançılık şirketinin kömür kan türüden ibaret iken. Mälum buluşça bunun içi de kuruluş gölümü en çoğun bulguni Gülcü Kan rayonundaki baylıkını biriktiriş rayonu Yitay Eli Kançılık şirketinin kömür kan türü bulup, kuruluş gölümü yılığı 4 milyon 500 bin tonna. Okşaş kölemdeki kömür tallaş zavodi yandaş kurulduğun bulup, Türk kançılık hukuki haracetini öz içine almaydıken. Bu tür yana 2020 yılı Xitay Energiya İdaresi tekşürüp tasdiqlagan kuruluş kölümü en çoğun türü iken. Xitay İstatistika İdaresinin sallıq malumatı da görüntülüşe, 2019 yılı Şarkı Türkistan'da pişiklanmağın kömür mahsulat miqdarı 238 milyon tonluğu yetken bulup, Xitayga nisbatan 4-cü çoğun asaslıq kömür çıkıdığan rayon bulup kalgan. Bildirilişçe Xitay Avustraliyadan zor miqdarda kömür import kıldığan bulup, Avustraliyanı cazalaş maksadı kullanılan import şeklimesi sebeplik, Xitayning bir neçe ölkisi de iğir tok toktap geliş hadisi yüz bergen. Toknun tennerhimi eşip, tok bilen temilleyelmeslik ehvalıgı duş gelgen. Bu sebeplik Xitay kömür ihtiyacını kamdaş üçün, Şarkı Türkistan'ın kömür baylıqını bulan talan kılış kademini tizletken. Xitay çet elinin embargosuğa karşı kanun çıkardı. Fransiya Xalqara Radyosu'nun 11 yanvardaki haberde bildirilişçe Xitay çet elinin embargosuğa karıştırış üçün yeni kanunu oturgu çıkargan bulup, bu kanun arkalı Xitay'a embargo koygan devlet ve organlar üstüden Xitay soğutuğa eri sunup tölem talep kılışkı buludikken. Merkezi haber agenetikinin haberde kayıt kılınışça Xitay çetelinin türlük cezalarına karıştırış ve öz menfaatini koğdaşını nişanlıgan yeni kanunu oturgu çıkargan. Xitay Soğudu Ministerliğinin 9. yanvar çetel kanuni ve tedbirlerinin natoğru kullanışını çekleş çağrıları namıda kanun çıkargalıqını ilan kılışı dikkat kozgıdı. Xitay'nın alakadar mesulleri bunun özünün hukuki ve menfaatini koğdaş işkerlikini tekitleyen. Ama Xitay taraf mezkur kanunu yolu koyuş üçün kandak tedbir kullandığalıqını belgelemegen. Xitay Soğudu Ministerliğinin organ torbeti kanun bölümünün mesulü bu axtı muhbirlerinin sualıga cevap verip, uzundun beyan bir kısım devletler bir taraflama karışını ilgiri sürüp, Xitay halkını alakadar devletler otursudaki iktisadi almaştırıştın çekledi. Şunlıkla başka devletlerdeki karxana ve şahslarını Xitay bilen bulgan iktisadi ve soğudu faaliyetini toxtışkı mecburledi degen. Xitay mesulü sözü de Amerikanın tilga almağan bosumu bırak bir kısım devletlerinin namuapık kanun ve tedbirlerini kullanğalıqını oturgu koygan. Xitay mesulünün sözüge asaslanğanda Xitay puraları ve şirketleri çetel devletleri ve organları çıkargan çekleş buyruğunu dokulat kılış, bahalaş ve delilleş arkalık 30 gün içinde Xitay adliye oğrullarından yardım talep kılısı bulundukken. Bahalaş ve muayyenleştiriş işlerine Xitay'nın mesul soğudu tarmakları yetekçilik kıldıkken. Twitter Xitay elçihanesinin Uyghur ayarları hakkındaki yazmasını öçürüvetti. Xitay'nın Amerika'da duruşluk baş elçihanesinin 7 yanvar Twitter'da tarqatkan Uyghur ayarları hakkındaki yazması 8 yanvar Twitter tarafından öçürüvetilgen.
Twitter bu yazmanın astığa bu yazma Twitter'nın kaidesiyle xilaflık kıldı deb eskertiş bergen. Xitayning Amerika'da turuşluk baş elçihanesi mezkur Twitter yazması da Xitayning Uyghur ayollarga karatkan insan kalibiden çıkan bastırışlarını aklap, atalmış pilallık tuğut siyasete arkalık er ayollar baraberliki ve köpeği sağlamlıkının ilgiri sürülü geldikini, Uyghur ayollarını erkillikke eriştürü geldikini ve tuğut maşinesi buluştun kutkuzgallıkını carsalgan. Xitay elçihanesinin bu yazması umumiyüzlük tenkitke uçurgan bulup yirginişlik, numussuz sözler deb süpetlengen. Köpligen tordaşlar Twitter şirketinden bu yazmanı yüvetişin talep kılgan. Xitay Şarkı Türkistan'daki mecburi emgek zavodlarını aşkarı teşvik kılmakta. Yıkınkı küllerde arka arkadan tarqılıbatkan atalmış namratlıktan kutulduruş namedeki mecburi emgek zavodlarının teşvikatçıları Uyghur halkının hazırkı vaziyetini aşkarlap vermekte. Bugün ictimai uçur vasıtları tarqalgan sıllarda Şarkı Türkistan'ın Kuçağı şehri bilen Gulji şehirdeki mecburi emgek zavodları teşvik kılınan bulup, bu zavodlarda mı okşaşla yaş, otur yaştan terkip tapkan Uyghur ayalları mecburi emgekke selingan. Sindiyana bu zavodlarda mektep forması, hizmet forması, soğuktan saklanış kimi kadarlık her hıl türdeki kimlerden tikildiğallıkı bildirilgen. Tarqalgan sıllarda görsütülgen hizmetçilerin hemmesinin kız ayalar ikkallıkı Uyghur erlerinin köpünçisinin ceza lagiri ve türmelerge kamalgallıkını ispatlap verse, yeni bir tarafdan Xitayning irqi kırgıncılık kılmışlarını ve kişilik hukuk defsendikliklerini yoşuruşku urnu vatkallıkını bildirmekte. Kırgızistan'da ötküzülgen prezidentlik saylamının gayri resmi neticesi ilan kılındı. Növetteki gayri resmi neticeye karaganda umumi avazının 79.18%'e erişken sabık başminister Sadır Japarov'un galibi kılganlığı bildirildi. Kırgızistan Merkezi Saylam ve Umumi Halık Bilet Taşlaş Faaliyeti Komiteti Reisi Nurcan Şaildabikova 2474 bilet taşlaş sandıkı bilet taşlaşının tamamlanganlığını ve biletlerinin 96.44%'nin sanılıp bolganlığını uxturdu. Tizimga aldırgan saylıgıçlar sanının 3.563.574 ikkallikini bildirgen Şaildabikova prezidentlik saylımı ve umumi halık bilet taşlaş faaliyetige 1.339.638 saylıgıçının bilet taşlaganlığını. Bunun umumi bilet taşlıgıçlarının 37.59%'ge doğru kildiganlığını kayıt kıldı. O saylamının cezimleşmegen neticesige karaganda umumi avazının 79.18%'e erişken Sadır Japarov'un üstünlükü iki işkerlikige işaret kılıp ötü. Şaildabikova devletinin başkuruş sistemesini bekitişki karar kılış mahsıda birli vakitte ötküzülgen umumi halık bilet taşlaş faaliyetige mu saylıgıçlarının 34.29%'nin bilet taşlıganlığını. Bularının 81.2%'nin prezidentlik tüzümünü kollab bilet taşlıganlığını sözlerge ilave kıldı. Kırgızistan'da prezidentlik saylanan Sadır Japarov Beşkek'te ötküzülgen ahbarat ilan kılış yığını da yıkınkı 30 yılda çeriklikning her sahada yıldız tartkallıkını eskertip, çeriklikke karıştırışta hemme kişinin kolunu yürükige selip, devletini kollaşı lazımlıkını tekitledi. O halkının özünü çeriklikke karıştırış üçün vazifeki tayinli geldikini bildirip, konu hükümetlerinin hatalıklarını ötküzmeyimiz, siyasi besim kılıştın yırak durumuz, kanunun hemmeden üstünlükiden ibaret prinsipki hılaplık kılgallarga köz yumayımız dedi. O Kırgızistan'daki meselelerini hel kılış üçün bir işki yıl vakitinin yetmeydiğallıkını eskertip, siyasi mukumluk orantılgan ekvalda Kırgızistan'ın iktisadi krizisinin 3-4 yılda kutkuzumen dedi. Kazakistan Prezidenti Kasım Cömert Tokayev Sadır Japarov'a telefon kılıp onu tebrikledi. Sadır Japarov mu Kazakistan'da parlament saylamının muvaffakiyetlik ötküzülgenliği münasebeti bilen Kasım Cömert Tokayev'ni tebrikleyip onun teklifine binaen birinci çet el ziyaretini Kazakistan'dan başlaydığını bildirdi. Kazakistan'daki saylamlarının gayri resmi neticeleri ilan kılındı. Kazakistan'da ötküzülgen parlament azaları saylamada hakimiyet beşedeki Nur Otan Partisi birinci orungu öttü. Demokratiya İnstitutu tarafından şehirlerde 263 ve yazılarda 237 bulup, cemi 500 sandıkta elip verilgan tekşürüş neticelerine asaslanğanda, hakimiyet beşedeki Nur Otan Partisi 72.1% avazga erişip, birinci orunga ötken. Akyol Demokratlar Partisi 10.27% avazga erişip, ikinci
ve Kazakistan Halk Partisi 9.54% avazga erişip 3. bolgan. Tekşürüşke 20 man sayılıkçı katnaşkan. Yeni bir tarafdan Kazakistan'ın kurguçı prezidenti Nursultan Nazarbayev bilet taşlaş tekşürüşü neticesindeyken paytaxtdaki Nur Otan Partisi'nin saylan merkezini ziyaret kıldı. Gerçi Nazarbayev 2019 yılı 19. Mart'ta prezidentlik vazifesinden istifa bergen bolsa mı, hakimiyet peşindeki Nur Otan Partisi'nin reislik vazifesini devamlaştırıp gelmekte. Xitay ahiri Dünya Sahiye Teşkilatı mutaxassislarining Xitayga berishiga qo'shildi. Dünya Sahiye Teşkilatı mutaxassislari Xitay virusining keliş manbasini tekshirish uchun 14 yanvarda Xitayga boradigan bo'ldi. Xitay Davlatlik Sahiya Komiteti Dünya Sahiya Teşkilatı mutaxassislar ömikining Xitay ziyorati haqida qisqacha bayonot e'lon qildi. Xitayning bayonotiga asoslanganda Dünya Sahiya Teşkilatı mutaxassislar ömiki ziyorat jarayonida Xitay kasbdoshlari bilan muzokaralashdi ekan. Xitay Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hua Chunying 6 yanvar o'tkazilgan qarallik muxbirlarini kutib olish yig'inida Xitay virusining kelish manbasini tekshirish uchun Dünya Sahiya Teşkilatı bilan maslahat olib berayotganligini e'lon qilgan edi. Dünya Sahiye Teşkilatı Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus 5 yanvar elan kılgan bayanatıda Xitay virusunun kilip çıkış mənbəsini tekşürüş üçün Xitay'ı berişi kütülü vatkan xalqaralıq mutaxassislarının tosqulluqı uçurğallıqı üstüde toxtulup, Xitay məsullarının Xitay'ı barmaqçı bolğan mutaxassislar ömekinin Xitay'ı berişi üçün kereklik ruhsat rəsmiyetlerini təsdiqləməğallıqıdan xəbər tapdıq. Ömeknin iki əzası allıqaçan Xitay'ı səpərini başlayan bolup, ularının Xitay'a kirgizilmesliği ve kalan mutaxassislarının mı ahırkı peyti seferge çıkalmağalıqı sebepidin könümüz intayın yerim degen idi. Dünya Sahiye Teşkilatı ciddi haletlerge takabildiriş programmasının direktörü Mike Ryan bolsa, Dünya Sahiye Teşkilatı ilmi vekiller ömekinin vize alalmağalıqı sebepidin Xitay'a kirelmegenlikini etkan idi. Amerika Tayvan'ga qaratgan barliq cheklamalarini bekor qildi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 9 yanvar Amerikaning Tayvan bilan bo'lgan aloqasidagi barliq cheklamalarini bekor qilganligini e'lon qildi. Tayvanning Amerikadagi ishxona vakili bu qarorning Amerika-Tayvan munosabatining cho'nqurligini aks ettirganligini, Tayvan hukumatining buni qarshi olganligini bildirdi. Sharq Tori bu haqda xabar berib, Amerikaning bu harakatining Xitoy-Amerika munosabatini texnomo jiddiylashtirib o'tadiganligini bildirgan. Xitoy taratqulari bo'lsa, Tayvan bilan Amerika haddidan ziyodi inkas bildirsa, urush qo'zg'olish ehtimolligining nihoyatda yuqori ekanligini, Xitoyning Pompeo'ning qaroriga mos holda negizlik jazo yurgizganligini bildirgan. Pompeo bayonotida Tayvanning Amerikaning ishonchli hamrohi ekanligini Ama Amerika yakınki netçe 10 yılda Tayvan bilen alaqı kılığında diplomatik emeldarlar ve başka memurlarının mürekkep içki çeklemelerine uçuraydıqallıqını, bu çeklemelerinin Xitayını razı kılış üçün yolu koyulğallıqını. Ama Amerika'nın bunu deyinkin onda kılmaydıqallıqını bildirdi. O yana sözüde, bugün ben özümüzge özümüz koyuğan bu çeklemelerinin hemmesini bekar kılğallıqımını cekarlayman dedi. Ma'lum bo'lishicha, bu cheklamalar Tayvan amaldorlarini Amerika tashqi ishlar ministrligida qabul qilmaslik, ular bilan so'zlashish to'g'ri kelsa, mehmonxona qatorliq g'ayrirasmiy so'rovlarda uchrashish qatorliqlarini o'z ichiga oldi ekan. Bayonotda tashqi ishlar qo'llanmasidagi Tayvanda turishliq Amerika birlashmasidan boshqa har qanday o'rin va Tayvan ma'muriy tarmoqlariga aloqador mazmunlarning innovatsiz bo'lganligi qayd qilindi. Bildirilishicha, Tayvanning Amerikadagi vakili Xiaomei Chen Pompeo'ning bu haqdagi Twitterini tarqitib, necha 10 yillik kamistish oxiri bekor qilindi. Bu Tayvan Amerika ikki davlat munosabatidagi zo'r taraqqiyot. Men har bir fursatni qadrlayman degan. U bayonotida yana Amerikaning bu harakatini qarshi olganligini hamda Amerika tashqi ishlar ministrligiga rahmat aytadiganligini, Tayvan kafolati qonuni orqali kelgusida Tayvan Amerika hamkorligini davomli kuchaytirishni umid qildiganligini bildirgan. Hindistan talaş tartıştaki çigradın ötken bir Xitay askerini kolga aldı. Amerika avazının 11 yanvardaki haberde bildirilişçe Hindistan armiyesi 9 yanvar Ladakh çigrasının Hindistan tarafında bir Xitay askerini tutkun kılgallıqını aşkarlıgan. Hindistan armiyesi bayanat ilan kılıp Xitay askerinin aldıngı cümle günü çigradın ötüp Pangong kölünün Hindistan tarafına kirip Hindistan armiyesi tarafından tutulgallıqını Onun qandaq əhval asıda əməli kontrol sizikidin ötkəlligini təkşürdüğallıqını bildirgen.
Xitay tarafı bir askerinin Hindistan'ın gharbi chegara rayonunda yoldan adışıp kalganlığını ve Hindistan tarafından kolga ilinganlığını, bu rayonda qattiq qar yığış sebebinden askerlerinin asan yoqap ketidiganlığını, iki armiyanın bu xil ahvallarga qarata alaqa mexanizmi barlığını, bu vaqanimi bu mexanizm arqalıq hal qilish kerakligini bildirgan. Xitay armiyasi kundalik kesti bu vaqtda xabar yezib, bazı Hindistan taratqullarının bu işini köptürüp teşvikatlarını kılıvatkallıqını bildirgen. Şundaqla Hindistan'dan yokap ketkallarını tizden Xitay'a ötküzüp berişini talep kılgan. Məlum buluşça ciddi Türk işini pes etiş üçün Hindistan bilen Xitay hazırgıcı Rusya'nın arıgı çüşüşü bilen 8 qitim söhbet ötküzgen. Hindistan ve Xitay taşqı işlem ministerleri ötken yılı 9. ayının 10. günü Moskva'da yığın çakırıp 5 noktada ortak tonuş hasılı kılgan. Ama onlar asker çekindirişteki muhim mesele doğrusunda kilişim hasılı kılalmıgan. İki taraf yana 9. nöbetlik herbi komandan derecelikler boyunca söhbet ötküzüşünü planlagan bulup, vaxtı tehi ilan kılınmıgan. Kuyaş energiyası şirketleri mecburi emgeki çetildi. Yeniden ilan kılınan bir dokulatta dünyadaki en çok kuyaş energiyası şirketleri Xitay rejim bilen hemkarlaşıp yolu koygan Şarkı Türkistan'dan işçi kubul kılış programlarının mecburi emgeki çetildiğalıqı görüstülgen. Geosiyasi, iqtisadi ve teknologiyelik yenilikler tətqiqatı bilen şüğullandıgan Ufuk Məsləhətçiliki bu axtiki bir dokulatıda Xitaydaki Bauli Xiexin Energiya Pay Kontrol Çeklik Şirketi, Şarkı Ümit Kuruhi, Dako Yeni Energiya, Shintu Energiyası ve Jinko Kuyaş Energiyası Katarlıq Asaslı Kuyaş Energiyası şirketlerde mecburi emgek işiltiş alametleri mevcut deb görsetken. New York vaxt gelsinin haber kılışça bu şirketler Şarkı Türkistan'dan bazı caylardan Xitay rejiminin yardım bilen yötkelgen işçilerini kubul kılgan. Ve onlarını Xitay ve Komünist Partisi'ye sadık kılış məxsidi herbi üslubda terbiyeligen. Xabarga qaraganda dokulatı tilga ilingan kuyaş energiyası şirketleri dünyadaki kuyaş energiyası mahsulatlarının 3'ten 1 kısmını işlep çıkardığan bulup, bunların mahsulatları Amerika ve Avrupa'da kullanıldığan kuyaş energiyası bataryalarına işiltildigen. Bu şirketlerin köpüncisi New York vaxt gezisinin bu vaxtki suallarına cevap vermegen bolsa mı, ama bunların arasındaki Jinko kuyaş energiyası şirketinin bayanatçısı Ian McCallip, öz şirketinin mecburi emgekçi işiltişini qattıq ayıplaydıganlıqını, hem de bu xildeki işçilerini işletmeydiğallıqını bildirgen. Xitay rejiminin 2017 yılından bu yan 5 milyondan köprek Uyghur qatarlıq yerlik milletlerini lagırlarına taşlıqallıqı ve bunların bir kısmını Xitaydaki zavut karxallarına kul işçi süpüde yötge vatqallıqı məlum bolgan. Xitay rejimi təmillə sengirde her qandaq şekildeki mecburi emgek mevcut emestikini təşviq qilib kilivatqan bosumu, Amerika ve başka garip elleri Şarkı Türkistan'daki mecburi emgek meselesine ayıplaşını barğansırı küçü etmekte. Trump hükümeti Uyghurlarga qaratılgan mecburi emgek kılmışlardı mesul itibar bir neçe şirket ve şahsge ceza yürgüzgen ve Şarkı Türkistan menbelik paxtalarda işlep çıkarıldığan mahsulatlarga import çekilmesi ilan kılgan idi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edin. Selamun aleyküm ve rahmetullah.